abi yan tarafa sağa bakın. Bulut çökmüş ben de, ha. Ben de bakayım. Yavaş, size girdik havalar. Yavaş. Zaten abi. Sen de bakarsın zaten girerken. Önünde gözüküyor zaten. Abi vadiye sis çökmüş. Çekme karavanlar burada. Karavan bölgesi burası. Karavan parkı. Erken öyle sanıyor. Hepsi çekme karavan. Zorluyorlar, sen ondan sonra macera mı istiyorsun ha? O kadar. Takıl. Sana adam şeyi yapmış. Sana kimse yok, gidemezsin demiyor ya. Yani. Git. Of, görüntüye bak. Of. Abi. Şuraya bak. Lan burada işte Alp'le burada fotoğraf çekilir abi. Ama sen çekiyorsun. Vay 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 vay. Ortak noktalarımız var. Okul eğitimle, eğitime bakış açısıyla, hani çocukların iyi olması için falan filan. O da bakıyor diyor ki kardeşim, bu adam öğretmenliği iyi yapıyor. Sınıfı... Onlar daha, eğer öyle bir şey varsa daha insaflıdır onlar. Var var var. Şurada bile durabilirsin, fotoğraf bile çekebiliriz. Ben şurada durayım. Nerede durayım? Çekemeyiz. Şey oldu artık, yerden alacaktı. Aha, burada kenara çekeyim. Tamam, buraya çek abi. Çek abi, çek. Çek buraya, çek, 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 çek. Biz de çekelim, değil mi arkadaş? Oy, 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 oy. Az önceki dağ değil mi? Neyse, ha, ya, tamam da abi. Görüntü felaket. Taliban. Taliban diyor. Bunlardan bize biraz at ya. Yerler buz İbrahim hocam. Yani arkadaş, bu yollar ya. Tekerler kurtarır yerde. Ama buz yani. Buzun üstüne gidiyoruz şu anda değil mi? Bak. Yani henüz. Yok ben anladım. Buz abi. Gözde görüyor. Karıyormuş buraya resmen. Nerelere geldik biz böyle ya? Gezelim dedik de bu kadar da fantezi fazla geldi. Yok abi hamdolsun. Yok yok yani. Eve götürelim bak burada birinci kalite koltuk atmışlar. Abi yerler buz ya. Allah Allah. Abi biz nereye daha çıkıyoruz galiba ha? Taner aga. Biz nerelere gidiyoruz abi? Nasıl bir yol yaptın sen? Abi öyle öyle gösteriyor. Yani ben bir şey yapmadım abi. Nereye gidiyorsa oraya gösteriyor. Hadi buyur. Otobana mecbur gideceğiz gibi gözüküyor abi. Ha? Yemez değil mi İbrahim Hoca? Ha? Bilmiyorum. Öyleyse gidemeyiz. Bu yolda gidemeyiz. Şu ileriden dön abi. Sabah erkenden kalktık. Daha doğrusu akşam erken yatmıştık. Hava soğuk olduğu için çok dolaşmadık. Interlaken'da sabaha karşı saat 4-4.30 civarında uyandık. Dedik ki erken kalkalım, erken çıkalım yola. Milano tarafına doğru Ticino diye bir yere gidiyoruz. Şimdi tabii tünellerden geçtiğimiz için ara ara kesiliyor söylediklerim. Tabi direkt Milano'ya gitmiyoruz. Ticino denen bir kasaba veya neyse artık şehirse. Oraya uğrayacağız. Orada işte resmimizi çekeceğiz vesaire neyse. Sonrasında Lugano. İsviçre'nin yine güneyinde.
akabinde hemen oradan da İtalya'ya geçip Como Gölü'ne gidiyor. Yavaş. Solda yol daralıyor. Oradan da Como Gölü'nden de akşamleyin Milano'da konaklamayı düşünüyoruz. Gündüz de Hacetler orada bir şey dikkat ettim. Milano'da gezeceğiz. Tak uyardı dedim şey. Ekstra akabinde de dönüşe geçeceğiz. Kapatmamış. Kapatmış ama. Milano'da hava sıcaklığı 13 ile 15 derece arasında. Hani adam refleks olarak buraya gelirse tabii görüyorsunuz biz karda vesaire de dolaştık bayağı bir. Kapatmış ama tam kapatmamış. En soğuk gördüğümüz derece -4'tü şu ana kadar. Onun dışında gayet güzel bir yolculuk oldu. Hala da oluyor Allah kısmet ederse. Şartlar anası ağladı memlekette. Ahlak kalmadı. Ar kalmadı. Terbiye. Millet şimdi yiyişiyor şeyde. Şu anda Behçet hocamın komu spotunu dinliyorsunuz. Beş parmak dağları eşliğinde. Osterio Paradiso burasıymış abi. Şimdi burası. Osterio Paradiso. Burayla işimiz yok abi bizim. Şimdi bu engebeli arazilerden geçiyoruz. İsviçre'nin İtalya'ya yakın olan kısmında Ticino diye bir şehir var. Fakat gördüğünüz gibi hava güneşli bugün. Kar da yok dağlarda. Yanlış mı gidiyoruz? Doğru mu gidiyoruz? Biz de bilmiyoruz. Yanlış gidiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Sabahleyin çünkü bir yerden geri dönmek zorunda kaldık aşağı yukarı. Kar yüzünden. Kar yüzünden. Araba pati çekti. Sonra paralı yola girip tekrar geri geldik. Tabii İtalya yolundayız şu anda. Milano yolundayız ama Milano'ya gitmeden önce bu uğrayacağımız yerlerden bir tanesi burasıydı. Şimdi bakalım. Ponte Pedonale'ye gelmek üzereyiz. Evet abi o dediğinden. Ponte Pedonale. Bakalım nasıl bir sürprize karşılaşacağız biz de bilmiyoruz. Buralara nasıl çıkıyor bu insanlar ya? Nedir ya? Allah! Tam ama İsviçre ile hiç alakası yok. Bak şu kule tarzı tamamen İtalyan. Tabii canım. Bak kayalara bak. Kayalar tam ne diyor? Ulan oradan bir kaya düşmeye kalksa var ya. 200 metre sonra dümdüz ilerleyin. Burada iyi ya, nereye dümdüz ilerleyeceğiz? Zaten ilerliyoruz dümdüz. Oo manzara yeri var abi. Biz de seyredelim manzara. Ne manzarası var? Neyi seyrediyor bunlar ya? Otoparkmış orası. Kayalara bak abi. Yukarıdan düşmüş herhalde onlar. Dümdüz ilerleyin. Milyon yıl önce. Bir an önce hedefe varalım. Resim çektiriyorlar aşağıda. Baksana kayaların üzerinde. Şu anda kendimi Pakistan yollarında dağlarında... İsviçre bayrağı olmasa Pakistan diyeceğiz. Şu an kendimi kandırılmış hissediyorum. Siz Allah. İtalya kantonuymuş. Nasıl bir İsviçre'ymiş burası ya. Güzelliklerini gördük biz. Şu anda Ticino denen yer bir kanton ismiymiş. Marmara bölgesi gibi mesela. Şu anda topukladık geri dönüyoruz. Dünyanın yolunu geldik. Neyse Allah'tan yolda giderken sağ olsun sağduyulu bir amcamız vardı. Ona sorduk. Ticino'nun bir kanton olduğunu söyledi. Şehir değilmiş. Biz İngilizce konuşuyoruz, o İtalyanca konuşuyor, anlaştık. Evet, şeyde siz söyleyin. Ne derler? Haritada Ticino'ya direkt olarak Google adres verdi. Biz de bastık gidiyoruz. Meğer öyle değilmiş. Evet, şu anda geri dönüyoruz. Lugano'ya gidiyoruz direkt. Şeyden başımız dönmüştü. Çünkü evet ya. Manzaradan. Araba şimdi İtalyan. Aşağıya indik ama Lugano falan oralarda güzel. Dur abi şurada dur, şurada dur. Şurada dur abi. Şurada dur. Bir hava alalım, bir ayaklarımız açılsın. Ticino'yu göremedik ama burayı gördük abi. Boş ver.